Doktor Ömer Coşkun'la İyi Yaşam programından herkese merhaba sayın seyirciler. Evet, programımızda bugün yine öncelikle ben kendimi takdim etmek istiyorum. Gıda mühendisi Hüseyin Uncu. Programımızda da konuklarımız var. Evet, kimler mi var? Sayın bitki danışmanı Zuha Çırak hanımefendi ve Mustafa Evgin beyefendi ile programımız devam edecek. Öncelikle hepinize hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk. Bu sıcak yaz aylarında gerçekten böyle toplanmak güzel oluyor diye düşünüyorum ben. Evet. Ama ne için toplandığımızı zaten söyleyeceğiz. Programımızın içeriği çok zengin. Zaten yer vereceğiz. Evet, Zuhal Hanım'la ben hemen başlamak istiyorum. Evet, Zuhal Hanım nasılsınız öncelikle? Teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Yine beraber bir program içerisindeyiz. Ve konuğumuz var bugün. Bu konuğumuzla uzun uzun konuşacağız ama ondan önce konuğumuzla nereden geldiğini bir söyleyelim. Hemen evet, ben bir yere bağlamak istiyorum. Evet, çünkü Mustafa Evgin çünkü bize bulunduğu yerden geldiği güzel topraklarda oluşan, çünkü biz bitkileri konuşuyoruz. Bitkilerle ilgili güzel bilgiler vereceğiz. Bitkilerin insanlara dağıttığı şifalardan bahsedeceğiz. Tabii Mustafa Evgin de hazır biz böyle bitkiler deyince, o da bitki diyarlarından birisinden geldi. Kendisiyle hemen başlayalım. Nereden geldiniz? Neler anlatacaksınız Mustafa Bey? Ben Adana'dan geldim. Toroslar civarından geldim. Toroslar'da kendi doğal ortamında endemik olarak yetişen bitkilerden bahsedeceğim. Teşekkür ediyorum. Evet, konumuz zaten Mustafa Bey belirtti. Bitkiler dedi. Bitkiler deyince akla ilk gelen isim de Doktor Ömer Coşkun oluyor. Doktor Ömer Coşkun'la iyi yaşam dedik. Gerçekten iyi yaşamın içerisinde kaliteli ve sağlıklı yaşam için bitkiler çok çok önemli değil mi Zuhal Hanım? Evet, çok önemli. Çünkü Doktor Ömer Coşkun deyince hemen aklımıza bitkiler geliyor. Tabii bu bitkilerin içerisine neler neler giriyor. Bir çarşıya, pazara çıkıyoruz biliyorsunuz. Maydanozundan kekiğine, soğanına bakıyoruz böyle bütün tezgahlara. Maydanoz da tabii ki bir bitkidir. Pek çok faydaları vardır. Biz programımız içerisinde pek çok bitkiye değineceğiz. Doktor Ömer Coşkun bitkilerden zaten yoğunca bahseden bir insan. Evet, bitkiler hayatımızda çok güzel bir yere sahip aslında. Bitkiler hakkında çok da fazla bilgiye sahip değiliz. Mesela bugün ben 40 kilit otundan bahsetmek istiyorum. 40 kilit otunu belki de kim ne kadar biliyor diye, evet, düşünüyorum. Tabii 40 kilit otu nerelerde görülür? Böyle Toros'ta, Toroslar'da var mı? Ben hemen Mustafa Bey'e sormak istiyorum. Şimdi dünyada ülkemiz bu konuda çok şanslı. Kimseye nasip olmayan bitki sayısını ülkemize Cenab-ı Allah nasip etmiş. Bir Almanya'da 350 çeşit bitki varken ülkemizde 3500 çeşit bitki var. Bu bitkiler iyi değerlendirildiği zaman ülkemize, milletimize çok büyük katkı sağlayacağına inanıyorum. Bunun değerlendirilmesini istiyorum yani. Peki Mustafa Bey, gereken değer önemsizce veriliyor mu? Şu anda gereken değer verilmiyor. Evet. Bu bitkilerimiz Toros Dağları'nda, diğer vilayetlerimizde kendi haline bırakılıp çürümeye terk ediliyor. Yani belli bir ekonomiye dönemden sonra katkı olarak değerlendirilip toplansa ülkemize, evet, çok büyük getirisi olacak. Getirisi olacaktır. O bitkilerin değerlendirilmemesi daha sonra artık tamamen herhalde çöpe mi dönüşmesi oluyor? Kendiliğinden yok olup gidiyor. Evet. Evet, bitkileri biz çok seviyoruz böyle doğada gördüğümüz zaman. Çünkü Yüce Rabbimiz bitkileri böyle hani renk olarak yaratmamış elbette. Bütün baktığımız zaman doğayı sadece renk olsun, işte kırmızı, alı, yeşili, moru böyle görüyoruz. Tabii bunların pek çok güzellikleri var. İnsan vücuduna lazım olan bitkiler var. Yediğimiz gıdaların yanında yiyoruz, içiyoruz ama tabii ki bitkilerden de faydalanmamız gerekiyor. 40 kilitten bahsettik. 40 kilit otu, 40 hemen kilit bitkisi. Hemen gösterelim isterseniz. Hemen böyle bir gösterelim, evet, o 40 kilit bitkisine Hüseyin şöyle Bey. Geçelim. Siz de şöyle alalım Zuhal Hanım isterseniz. Tabii ki. Gelelim hemen. Evet Mustafa Bey, Adana'da 40 kilit hep bahsediliyor, konuşuluyor. Siz de, evet, tam toprağından gelme bir insan olduğunuz için 40 kilit kullanımı Adana'da ne sıklıkta? Genelde halkımız yani bitkiyi biliyor mu halk? Biliyor, biliyorlar ve kullanıyorlar. Yani eskiden kalma. Evet. İşte nenelerimiz, dedelerimiz
bunlar, bu ilaçlar bu kadar gelişmemişti. Bu otlarla tedavi oluyorlardı. İşte onlarla... Yani şu eski tabir oralarda da var mı? Koca karı ilaçları denirdi eskiden. Evet, 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 maalesef hala devam ediyor. Eskiden koca karı ilacı denen bitkiler tabii ki eskilerde kalmadı, geçmişte kalmadı. Bugün günümüze kadar biz bunları böyle taşımak istiyoruz. Zaten bu bitkileri bütün dünya kullanıyor. Mesela bir Çin'i düşünelim. Çin'de bu bitki toplamadan 400-500 milyon kişi geçimini bu bitkileri toplamakla, evet, satmakla değerlendiriyor. Ülke ekonomisine katkı koyuyor. Evet. Almanya %50'si bitki kullanıyor. Mesela bu bitkiler dünyanın, Amerika'da dahi birçok bitkiler açıkta satılıyor, paketlenmiş olarak. Yani bu bitkilerin bir takım değerlendirmesini istiyoruz yani ülkemiz olarak. Siz böyle değerlendirme demişken hemen ben Hüseyin Bey'le böyle biraz konuşmak istiyorum bu konuyu. 40 kilit otu bahsettiğimiz gibi ülkemizde yoğun bir şekilde zaten var. Belki de çok insan 40 kilidin yanından geçiyor ama 40 kilit otu olduğunu bilmiyor. Şimdi hemen böyle gösterelim. Çok güzel. Belki de görüyoruz ama pek anlamıyoruz. Bu 40 kilit otu ekran başındaki izleyiciler merak ediyordur. Mutlaka neye iyi geliyor? İşte nelerde kullanılabilir? Nasıl değerlendirilebilir? Onlardan da bahsetmek istiyoruz. Yani şöyle baktığımızda zaten programımızın başında Mustafa Bey de söyledi. Hepsi mevsiminde toplanmış. Kendi, evet, ortamında yetişmiş. Endemik bitkiler olduğunu söyledi. Gerçekten öyle. Çünkü bir kere aromasını alıyoruz. Aynen öyle. Hemen çok böyle güzel. Yani geldi bu bitkiyi kullanma değil mi Mustafa Bey? Evet. Yani aroma terapi özelliği de tabii var. Tabii ki. Yani bitkileri, şöyle bitkileri tabaklara koyup da evimizde işte kaselere koyup da güzel onun o kokusundan istifade edebiliriz. Kokusunu değerlendirebiliriz. Hem evin içerisinde hoş bir koku ve aroma meydana gelir. Hem de belki beyin olarak rahatlamamızı sağlayabilir. Çünkü beyin olarak bizi rahatlatan pek çok bitki olduğunu biz biliyoruz. Bunlardan da zaten programlarımızın içerisinde bahsedeceğiz. 40 kilit demişken. 40 kilit demişken. Niye 40 kilit? 40 derdi mi açıyor, evet, acaba? Evet, 40 kilit 40 kapıyı açıyor senin. Evet. 40 kapıyı açtığı için 40 tane böyle sıkıntım var. Mesela sen diyebilirsin işte tırnaklarımda kırılmalar var. Saçlarımda dökülmeler var. Kimde yok ki saç dökülmesi, tırnak kırılması. Sizde oluyor mu zorlanın? Olmaz mı? Hemen 40 kilit onun için elinde tutuyorum. Zaten biz bazen bir yerlere gittiğimizde hep bir şeyi eksik içiyoruz diyoruz. Evet. Bazı besinlere eksik alıyoruz diyoruz. Ya, gerçekten ki insan vücudunun metabolizmasının düzenlenmesinde bitkileri illaki zorunluluk olarak değil, kaliteli yaşam adına da kullanmamız gerekiyor. Ya tabii bitkilerin kullanılması için. Mesela sizin önünüzde karabiber var. Karabiberi yemeklerimizde değerlendiriyoruz, evet, ve yemeklerimizde kullanıyoruz değil mi? Baharat olarak, evet, kullandığımız bir bitkimiz. Tabii herkesin karabiber, mutfağında var. Herkesin mutfağında var. Şimdi biz diyoruz ki karabiber nasıl her mutfakta varsa, işte baharat olarak kullanıyorsak, köftemize, yemeğimize nasıl değerlendiriyorsak, 40 kilit bitkisi de bizim için o denli değerli. Kesinlikle. Yememize, içmemize dikkat ediyoruz ama belki vücudumuza, bedenimize, sıhhatimiz için de 40 kilit gerekli. Saçımızdan cildimize, eklemlerimize, bağ dokularımıza kadar vücudumuzun pek çok yerinde oldukça gereklidir. Gerçekten tepeden tırnağa gerekli, doğru değil mi Mustafa ben Bey? Ben bu konuda katkı koymak istiyorum. Bir elmayı düşünün, bir şeftaliyi düşünün. O neyse bu bitkilerde o. Tabii elma vücudumuza nasıl gerekli bir meyvedir değil mi Mustafa Bey? Evet, aynı şey. Elma yememiz gerekiyor. Hani elmanın böyle vakti de saati de işte ben sabah mı elmayı tüketeyim, işte akşam mı tüketeyim? Evet. Herkesin mutlaka elma tüketmesi gerekiyor. Onun için 40 kilit de vücudumuz için oldukça gerekli bir bitki diyorum ben. Elma, evet, kadar doğaldır. Onun için 40 kilit bitkisinden de istifade etmemiz gerekiyor bizler birer kişi olarak. Ben şunu söyleyeyim, yani 30-40 yıl öncesinde bizim yaşadığımız Adana'da, isim vermeyeceğim reklama girmesin diye, çerçi dediğimiz yerler vardı. Bunlar bir taneydi, şimdi 100 tane oldu. Arz talep meselesi. Demek kesinlikle bu otlara, bu bitkilere rağbet var ki bir tane olan attar diyoruz çerçi, şu, evet, şu anda 50 tane 100 tane oldu. Demek ki halkımız bitkileri tanıyor. Tanımaya başladılar. Bir de Mustafa Bey, hani, herkes söylüyor. Benim bahçemde yetişiyor.
benim meramda yetişiyor. Benim evet. bulunduğum ortamda var zaten. Şimdi orada altını bir çizelim. Her yetişen yerde illaki kullanacağız diye bir şey yok. Kesinlikle. Çok güzel konuya değindi. Kesinlikle doğal ortamında evet. kendiliğinden endemik olan yetişen bitkiler önemli. İyi yaşam tabii dedik. Doktorlar evet, coşkunla evet. iyi yaşam dedik. Evet. Bir de doktor kontrolünde olması da gerçekten kesinlikle öyle. Doktor kontrolünde olmayan bitkiler kullanılmaz. Çünkü hepsinin biliyorsunuz programlarda hep doktor bey bahsediyor zaten sayın seyirciler. Dozajı bitkinin ne kadar kullanılması gerektiği hep bir soru işareti oluyor. Ben bu 40 kilit otunu kullandım. Nasıl kullanacağım? Tırnağa dedik, saça dedik, iyi geliyor dedik. 40 kilit otunu mesela saç uygulamasında Zuhal Hanım'dan az sonra alacağız. Nasıl bir uygulama yapılabilir Zuhal Hanım? Tabii ki. Şimdi saçımız dökülüyorsa dedik, saçımızda kepeklenme varsa, saç problemleri eğer yaşıyorsak veya cildimizde problemler yaşıyorsak 40 kilit otunu 1 litre suya 2-3 yemek kaşığı atmak suretiyle bir 5-10 dakika kaynatacağız. Saçlarımızı masaj yaparız. Durulama suyuna katabiliriz. Yani mesela ayaklarımızı hepimiz çalışıyoruz yoğun bir şekilde. Eve gidiyoruz. Ağrılarımız oluyor. Ayakta İlla. Çalışan bir işiniz olabilir sayın seyirciler. Tabii günün ki. Yorgunluğunu atmak için gerçekten inanılmaz bir vücuttaki toksinleri atmaya yarayan evet. harika bir bitki. Çünkü illa hani böyle rahatsız olmama gerek yok. Hani romatizmam var işte Hüseyin benim kireçlenmem var sırtımda ağrı var falan dememe artık gerek yakınmıyorum. Yok. Evet yakınmıyoruz. Çünkü gençlerde de çocuklarda da hani bu problemler bazı böyle durumlar olabiliyor. Hepimizde aynı yakınmalar olabiliyor. Onun için 40 kilit otundan da bu vücudumuz istifade etmeli diye ben düşünüyorum. Ve o 1 litre suyu dediğimiz gibi hani içerisinde 2-3 kaşık 40 kilit otunu attık. Bir 5-10 dakika kadar kaynattık. Bunu saçlarımızı durulayabiliriz. İçebiliriz. Daha böyle kendimizi zinde hissetmek için. Veya bir leğeni alıp ayaklarımızı içerisinde ılıtarak o tabii ki o kaynamış suyu ılıştırmak suretiyle bir 20 dakika 30 dakika kadar ayaklarımızı bekletebiliriz. Göreceğiz ki vücudumuzda ne kadar böyle bir rahatlık hissiyatının olduğunu belli bir süre geçtikten sonra cildimizdeki parlaklığı, saçlarımızdaki güzelliği, tırnaklarımızdaki güzelliği ve parlaklığı göreceğiz. Belki çok böyle sinir stres anlarımıza bile iyi gelecektir. Ben bir şey daha belirtmek istiyorum bu hususta. Siz ortamında dediniz az önce. Kendi ortamında yetişen kendi dedik. Ortamında olması gerekiyor. Böyle yol kenarlarında işte egzoz dumanlarının evet, tarım zararlarına olduğu... maruz evet. kalmamış. O konuda bir şey söylemek istiyorum seyircilerimize. Her bitkiyi alıp kullanmasınlar. Yani bu her doktor da bitkiyle ilgilenen, bitki İhtisas yapmış bitkiyi bilen doktorların tavsiye ettiği şekilde kullansın. Zaten bitkileri önüne gelen çözen adam diyoruz. Doktor Ömer Coşkun diyoruz. Evet. Doktor Ömer Coşkun'la iyi yaşam dedik. Gerçekten iyi yaşam, alternatif yaşam için bitkileri mutlaka hayatımızda barındıralım. Ve bunlardan en güzel örneği de 40 kilit. 40 kilit. Evet, doktor kontrolünde olması gerekiyor. Şimdi Zuhal Hanım, bitkilerden kullanımını bahsettik ama şimdi izleyiciler sorabilir. Ben bunu günde ne kadar içeceğim? Önümüz Ramazan. Ramazan ayının içerisindeyiz. Bunu nasıl kullanacak izleyicilerimiz? Şimdi yani ben 3 fincan mı içeceğim, 2 fincan mı içeceğim? Ya yani, her şeyin olduğu kadar Hüseyin Bey böyle bitkilerinde hani azı karar çoğu zarar. İşte o çok önemli. Tabii ki azı karar çoğu zarar. Kalkıp da alabildiğine işte çay demler gibi böyle demleyip litrelerce madem ki bu çok iyi geliyormuş işte saç problemine. Yani abartmamak gerekiyor. Abartmadan güzelce günde mesela 2 fincan kadar tüketilebilir. 1 fincan 2 fincan tüketiminde herhangi bir sakınca. Siz tüketiyor musunuz Mustafa Bey? Evet tüketiyorum. Nasıl şekilde tüketiyorsunuz? Saçınıza mı uyguluyorsunuz? Ayaklarınızı mı bekletiyorsunuz? Ama Hüseyin Bey Mustafa Bey'in cildindeki parlaklığı görebiliyorsunuz. Herhalde evet, siz de 40 kilide mi borçlusunuz? Evet, Mustafa Bey'in gözenekleri, cilt yapısı gerçekten değimi delikanlılara taş çıkartıyor. O da sırrını vermiş oldu buradan. Evet, cildindeki güzellik, saçındaki parlaklık herhalde 40 kilit otundan. Doktor Bey'in de öyle değil mi? Cildi çok güzel, evet, ben çok beğeniyorum. Doktor Bey'in de cildini hep soruyorlar zaten. Evet. İşte bu kadar güzellik, bu kadar parlaklık nasıl oluyor diye. Doktor Bey de tabii ki Adanalı ve oranın o bu güzel bitkilerinden faydalanıyor. Tabii Mustafa Bey de Adanalı. Programın başında biz kendisini hemen anons ettik.
Adanalı olduğu için Adana'da bütün bu bitkilerden faydalanıyorsun. Anladık biz, gençlik sırrınız 40 kilitte ve bitkilerde herhalde. O zaman biz Adana'ya gidelim Zuhal Hanım. Derhal orada Adana'ya kendi gidesin. Ortamında yetişmiş bitkilerin içinde gerçekten faydaları say say bitmiyor gerçekten sayın seyirciler. En basiti dedik, hani saçımıza, tırnağımıza dedik. Çünkü her insan mutlaka bir saç problemi mutlaka yaşıyor. Herkesin ağrıları var sevgili izleyiciler. Herkesin işte sırtında, belinde, boynunda, bilgisayar hepimiz kullanıyoruz. Bilgisayara bakarken boynumuzda çok fazla bakmaktan tutulmalar olabilir. Veya üstümüz açık yatıyoruz, hemen sırtımızda, boynumuzda böyle eklem ağrıları olabilir. Ekran başında belki diyorlardır izleyiciler. Bizler işte şuramız buramız ağrıyor. Hemen 40 kilide sarılalım. Hiç kötü bir şey yapmazsınız. Hemen 40 kilitle ilgili araştırmalar yapabilirsiniz. 40 kilit ama azı karar çoğu zarar dedik. Bitkileri de doktor kontrolünde kullanmak gerekiyor diyorum ben. Bir de Türk dilinde hani hep hastalıklarla bağdaştırılıyor bitkiler. İyi geliyor. Alternatif tıbbın yanında yardımcı. Hepsi birer besin biliyorsunuz. İçerisinde hiçbir katkı maddesi yok. Bir de en önemli özelliği Mustafa Bey'in de söylediği gibi kendi ortamında yetişmiş bitkiler. Evet. Zaten kendi ortamından gelen bir insan söylüyor bunu ki biz de Mustafa Bey zaten o yüzden konuk ettik. Bitkilerin ana yurdu Adana. Peki Mustafa Bey, size hemen sormak istiyorum. Adana'ya gittiğinizde şöyle Toroslara çıkıp hemen bitkilere böyle bakıyor musunuz? Oradaki ortama girdiğiniz dakikada eğer gidiyorsanız neler hissediyorsunuz? Şimdi genelde Adana'da Tekir denen bir yaylamız var. Yaz aylarında oraya çıkılır. Bu arada Toroslardaki endemik bitkileri gezeriz, dolaşırız. Nasıl toplanıyor, ne gibi bitkiler yetişmiş, onları gözlerimizle görürüz. Doktor Ömer Coşkun'la İyi Yaşam programında sayın seyirciler, kaliteli yaşam istiyorsanız siz de bitkileri hayatınızda yer edindirin diyoruz. 40 kilit dedik. Gerçekten Mustafa Bey'e de buradan teşekkür edelim. Ben teşekkür ederim. Verdiği bilgilerden dolayı. Çünkü bilgileri bizim için çok önemliydi. Bitkileri diyarından gelen bir isim burada programımızda konuk etmek istedik. Bir başka programda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Bizi izlemeye devam edin.